İngiltere Pod'dan herkese merhabalar. Bu hafta yine bir gündem dışı konuşalım istedim. İngiliz arabalarını konuşalım istedim. Malumunuz İngiltere bayağı böyle e, araba markası üreten bir ülkeymiş yani. Bir sürü markası var. Hepimizin bildiği markalar bunlar. Bayağı da havalı markalar. E, ama bir türlü eldeinde tutamamışlar. Kaybeten falan filan. Bugün o markaları konuşalım. Şimdi araba deyince 800'lü yılların sonu, 1900'lü yılların başı dünyanın arabayla tanıştığı zamanlar. Yani... Hani Kendinden itki sistemi olan arabalar diyelim. Yani at arabaları her zaman var. Kendinden itki sistemi olan arabalar dünyanın gündemine yeni yeni girmeye başlamıştı. İngiltere'deki otomotiv sektörü de benzer bir zamanda başlıyor e, icraate. Ve İngilizler birçok dünya markası üretiyor. Ve pazarı domine eden iki ülkeden biri haline geliyor. 1950'lere kadar da bu hakimiyet devam ediyor. Yani dünyanın en büyük araba üreticisi ABD. ABD'den sonra da İngiliz İngilizler geliyor. Şimdi İngiltere için hani bir zamanlar böyle dünyanın otomotivinin kalbinin attığı yer diyebiliriz. Yani bayağı da marka şey yapmışlar. Ve markaların hiçbiri de böyle alelade markalar değil yani böyle sektörde. Hakikaten saygın yerde duruyorlar mesela işte Rolls-Royce var mesela hani üstüne ben bilmiyorum hani şu an dünyada daha iyi bir araba var mı yani hani o sınıfta hatta yani hani Rolls-Royce ayrı bir sınıf gibi yani hani karşılaştırabileceğimiz bir araba yok hani Bentley var hani o da onun böyle hani Rolls-Royce hani gerçekten parası olan alsın. Hani Bentley idi, parası rolls Royce'e ye yetmeyen alsın diye yapılmış bir araba gibi yani. Hani o da yine halka inecek bir araba değil. Bu hafta bu arabaları konuşalım dedim biraz. Sonra da bu arabalar ne olmuş? Onlara biraz bakalım. Şimdi mesela birkaç tane böyle İngiliz araba markası yani İngiltere'de doğup büyüyen sonra da satılıp giden bazıları üretiliyor. Bazıları üretimin üretimi durmuş durumda ama çoğu hala üretiliyor. Markalar işte baktığımızda Aston Martin mesela hala üretilen hava hala çok havalı bir araba yani. Lüks bir araba. Bentley var. İşte az önce konuştuk. Caterham Cars var. Daimler var. İşte Mercedes aldı sonra. Jaguar var. Lagonda var. Land Rover var. List Cars var, Lotus var, McLaren var. Hani bunlar da spor arabalar, güzel arabalar. MJ var, ee, sonra Mini var, Morgan var. Bir de tabii ki Rolls-Royce var. Şimdi otomotiv de İngiltere ekonomisi için hala çok büyük bir önem arz ediyor. Şimdi, İngiltere'de yıllık e, 85 milyar pound'luk bir turnover yani hani yıllık 85 milyar pound'luk bir ekonomiden bahsediyoruz hani otomotiv deyince. 170 bin insana da istihdam sağlayan bir sektör diğer taraftan. Şimdi yani bugün bile İngiltere ekonomisi için çok önemli bir yer tutuyor desek yalan olmaz. Şimdi İngiltere otomobil fabrikalarında hani yılda ortalama 2.710 milyon araba motoru üretiliyor hala. 3 milyona yakın araba motoru hala üretiliyor İngiltere'de. Ülkedeki otomotiv sektörünün geçmişi dedi az önce dediğimiz gibi 19. yüzyılın sonlarına kadar dayanıyor. İşte 1950'li yıllara kadar da Amerika ile birlikte sektördeki atbaşı rekabeti devam ettiriyordu ki Almanya ortaya çıkana kadar yani Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı bir toparlanmaya giriyor. Ondan sonra da otomotivde böyle hani atak yapıyor desek bir yeridir. Sonra diğer ülkelerin işte otomobil firmaları giriyor piyasaya. Daha sonrasında İngiliz markalarını da kendi bünyelerine katarak, satın alarak devam ediyorlar. Onlar büyüyor. İngiliz e, markaları bitiyor. Hani hazıra daha dayanmaz. Sata sata marka kalmadı. Şimdi geliyoruz 2010 yılına kadar İngiltere dünyadaki hani otomotiv üretici ülkeler arasında bu sefer 12. sıraya kadar geriliyor yani 2. sıradayken 12. sıraya geriliyor. Hani kime satılmış bu firmalar? Bu markalar Şimdi mini hani bu biliyoruz ya mini Cooper'lar var. Clubman'lar var. Bu mini işte Rolls Royce. BMW'ye satıldı. The i̇şte MJ Çinli otomobil otomotiv firması Saika satıldı. Bu Şangay bilmem ne otomotiv şeyi. Çin devletinin ortaklığı olan bir firma bu. İşte bu kıyıp da böyle hani bakamayacağımız tasarım harikası. Dağ taşa dayanan Land Rover'lar ya da işte böyle hakikaten böyle asi çocuk hakkı, sözünün hakkını veren böyle Jaguar'lar. Hani bunlar böyle tenekeden teyare diyebileceğimiz böyle jipleri üreten Tata'ya Hindistanlı Tata firmasına satıldı. Tata'da yani şu anda dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri haline geldi. Halk arabası olarak üretilen mesela Almanya'nın Volkswagen. Tabi şu anda onun halk arabalığı kalmadı da. Böyle hani zengin bebelerin binebildiği Bentley'i satın aldı yani. Halk arabası zengin arabasını satın almış oldu. Mesela kamyon üreticisi Austin vardı mesela 70'lerde 80'lerde çok fazla Austin kamyonlar görebiliriz yani. BMW C50 NC'ler falan var ya o ayarda hani kısa dorseli kamyonlar üretiyordu. Uzunla büyükleri üretiyor. Büyüklerini de üretiyordur büyük ihtimalle de. Ben hani kısalarını biliyorum. O da yine e, e Saik'e satıldı. MC'yi satın alan Çinli firmaya satılmış mesela yine. Sonra İngiltere'de bu hem bisiklet hem de araba üretilen üreten bir marka var Riley diye. O da satıldı. Ondan sonra Türkiye'de görürüz bu rover arabalar var. Onlar da yine Tata'ya satıldı yani. Hani Land Rover, Rover oradaki bir ortaklık var. O da Tata'nın oldu. Ama Rover'ın üretimi durdu yanılmıyorsam. Yine işte bir başka bir hem araba hem bisiklet üreten Triumph diye bir marka var. O da BMW'ye satılmış. Yani e, bunun haricinde de işte Lotus, McLaren e, gibi markalar da onlara da satılmış. Yani hani şu an İngilizler ellerinde araba bulundurmuyorlar. ya yani, bulundurmuyorlar dediğim hani markaları kalmamış dere, denebilecek kadar az. Bir de böyle İngiltere'de şu var. Yerel araba üreticileri var. Yani nasıl adam atölyesini kurmuş. Atıyorum 10 tane üretmiş. Ama üretmiş. Markasını da yapmış. Gayet de güzel arabalar yani hani güzel tasarım araba yapıyor adamlar el işçiliğiyle. Hala Bentley'ler, Rolls-Royce'lar büyük oranda el işçiliğiyle yapılan arabalar. Ee, bu araba tasarım işinden anlıyor adamlar yani hani güzel yapıyorlar. Ee, şey derler yani tekerleği icat eden topluluk hakikaten rahat ettirecek arabayı yapıyorlar. Öyle söyleyeyim. Tabii Opel'in İngiltere'deki adı Vauxhall. O da üretildiği bölgenin bölgeden alıyor adını. Vauxhall ayrı bir marka olarak oluyor. Ondan sonra Opel'in İngiltere ayağı tarafından satın mı alınıyor artık yönetiliyor mu? O şekilde o da devam ediyor. Bütün işte Opel modelleri İngiltere'de işte hani Opel Astra dediğimiz araba İngiltere'de Vauxhall Astra işte ve şöyle bir şey söyleyeyim. İngiltere polisi hani resmi polis arabaları var ya bizdeki de o mavi beyaz lambalı arabalar. %90 Opel'in yanılmıyorsam Insignia'nın Estate modelini uzun arkası kapalı modelini kullanıyor. Polis arabaları odur yani hani İngiltere'de üretildiği için yerli üretim olduğu için İngiltere'nin bütün şehirlerinde o arabaya rastlamak mümkün. Onun haricinde ben tabii klasik araba merakı olan bir insanım. Yani merak değil de hani böyle gördüm mü böyle hani bakarım yani onu bakmaktan zevk alırım klasik arabalara özellikle bu eski Lincoln arabalar işte 30'lar 40'lar o modellerde bir de İngiltere'de yasa var işte arabaların klasik arabaları şey yapıyorsun hani bakımını yap diyorsun onların özel plakaları var. Özel plakaları veriliyor ve hani hala klasik araba günleri var işte klasik arabalarını bulunduran insanlar bir araya geliyorlar. Komboylar düzenliyorlar bize de e, seyirlik anılar çıkıyor. Bu kadarını söyleyebilirim. Öyle bugün İngiliz arabalarını konuşalım dedim. Konuştuk. Umarım güzel bir muhabbet olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.